Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Söer Ünlü. Amerika Başkanı Barack Obama bugün başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkenin askeri yetkilileriyle bir araya geliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baski, toplantı koalisyonun inşa edilmesi ve her ülkenin kapasitesinin geniş stratejiye entegre edilmesi için yürüttüğümüz çabaların bir parçası açıklamasını yaptı. Bu arada IŞİD kuşatması altındaki Kobani dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Başkan Barack Obama'nın temsil ettiği Demokrat Parti'ye yakın çizgideki düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi'nden Michael Vers ve Max Hoffman bir süre önce Türkiye'deki barış süreci ve bölgedeki gelişmelere yönelik kapsamlı bir rapor yazdı. Amerikan sesinden Yenal Küçüker, Türkiye ve Kürtler konusunda uzman bu iki isimden son yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen tezkere Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine karşı hükümete askeri güç kullanma etkisi veriyor. Ancak terör örgütleri bağlamında Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri Amerika'nın öncelikleriyle nedenli kesişiyor. Bu soruyu yönelttiğimiz Amerikan İlerleme Merkezi'nden Michael Vers, tezkeredeki belirsizliğin iki ülke arasındaki ilişkilere zararlı olduğunu söylüyor. Washington'da Türkiye'nin IŞİD'e karşı konumunu neden netleştirmediğine dair sorulan bir soru var. Başbakan bu konuda bazı açıklamalar yaptı ancak meclisten geçen tezkere Türkiye'nin kime karşı savaşacağı konusunda belirsiz. Bence bu sadece Amerika-Türkiye ilişkilerine değil, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerine de zararlı. Dolayısıyla Türk halkının yararına olan bir şey değil. Çünkü IŞİD'in Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği açıkça ortada. Ayrıca uzun vadede bölgedeki farklı Kürt grupları Türkiye'nin ortakları olacak. Max Hoffman da Türkiye'nin önceliklerinin PKK ve PYD'nin faaliyetlerini kısıtlamak olduğu görüşünde. For Tezkere aslında daha önce askeri güç kullanmak için çıkarılan yetkinin güncelleşmiş versiyonu ve ayrıca Suriye'yi de kapsıyor. Olası bir askeri müdahaledeki hedefleri genişletiyor. Bence Türkiye'nin bölgesel öncelikleri Amerika'nınkilerle kısmen örtüşüyor bu kadar gerilimin yaşanmasının ve Amerikalı yetkililerin bazı açıklamalarının basına sızmasının sebebi de bu. Ortada büyük bir hayal kırıklığı var. Amerika'nın önceliği IŞİD ve güçlü bir bölgesel aktör olan Türkiye'yi IŞİD koalisyonuna katmak. Türkiye'nin bölgedeki hedefleri farklı bu nedenle örtüşmüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin karar harekatına katılmasını Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin devrilmesi şartına bağlamıştı. Bers, Amerika'nın bu öneriye sıcak bakmayacağını söylüyor. Amerika kararlarını kendi ulusal güvenliği ve bölgedeki gelişmeler doğrultusunda alır. Amerika'nın müttefiklerinin kamuoyu önünde bu tür isteklerde bulunması anlamsız. Çünkü Başkan Obama kara harekatının bir seçenek olmayacağını uzun zamandır net bir şekilde ifade ediyor. O nedenle bunların yarardan çok zararı olur. Herkes bunun Türkiye'nin yararına olmayacak bir söylem olduğunun bilincinde. Türkiye büyük ve güçlü bir orduya sahip ancak ordunun son zamanlarda savaş tecrübesi yok. Türk ordusunun kapasitesinden tam emin değiliz. O nedenle batılı devletlerin katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde karar rekatının kaçınılmaz olacağına dair bir söylem içerisine girmenin şu anda yeri olmadığını düşünüyorum. Michael Byers ayrıca Kobani'deki durum göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin PYD ve Özgür Suriye Ordusunu ESAT'a karşı birleştirme çabasının sonuç getirmeyeceğini söylüyor. Özellikle Kürt ve Kürt olmayan yüzlerce, binlerce kişi Kobani'de kuşatılmışken, Türk ordusu sınırın karşı tarafında bir şey yapmadan bekler ve Kobani'deki kardeşlerine ve ailelerine yardım etmek için Suriye'ye girmeye çalışanları engellerken böyle bir şey olmaz. Suriye'deki iktidar karşıtı grupların yeniden organize edilmesinin bir hayal olduğunu düşünüyorum. Şu anda önemli olan Amerika, Avrupa ve Türkiye'nin net bir şekilde Kobani'yi savunması gerektiği kentin kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Aksi halde bölgede büyük bir drama yol açacak istikrarsızlık şoku yaşanır. Bu da Türkiye'yi IŞİD tehdidine daha fazla maruz bırakır. O nedenle eğer Türkiye ulusal çıkarlarına bağlı bir siyaset izleyecekse, bu PKK ile barış sürecine devam etmesi ve PYD ile yararlı bir çözüm üzerinde çalışmasıyla mümkün. Max Hoffman da PYD'nin Özgür Suriye ordusunun denetimine geçmesini beklemiyor. For PYD PYD Batı'nın silah desteğini de alan Özgür Suriye ordusuna göre daha kuvvetli. Kürtlerin Esad rejimine karşı olan ılımlı muhalefetteki yerlerini belirlemede de öneme sahip. PYD ve Özgür Suriye ordusu arasında daha fazla işbirliği olduğunu görmek isteriz ancak Kürtler Esad sonrasında nasıl bir Suriye oluşacağına dair güvence almış değiller. Ayrıca Kürt olmayan muhalefet de PYD'nin Esad yönetimiyle olan ilişkisine hep kuşkuyla yaklaştı. Bizler her iki tarafında bu ayrılıklarını bir kenara koyup ortak amaçlar için çalışmalarını isteriz ama bunun resmi bir şekilde olacağını sanmıyorum. Bir süre önce Washington'a gelen Selahattin Demirtaş, bölgedeki gelişmeler nedeniyle barış sürecinin kopma noktasına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da PKK'nın IŞİD ile aynı olduğunu savunuyor. Uzman Michael Verz, barış süreci ve IŞİD tehdidiyle mücadelenin bağlı olduğunu söylüyor. Bu tamamıyla yeni bir boyut. Türkiye'deki siyasi gidişat yani hükümetle PKK arasındaki barış süreci Kobani meselesinde önemli kılıyor. Süreç Türkiye içinde yaşanan gelişmelerden çok dışında yaşananlara bağlı. Eğer Kobani düşerse ya da sivil halk katledilirse, Abdullah Öcalan'ın Türkiye ile müzakereleri devam ettirebilmesi neredeyse imkansızlaşır. Çünkü süreci Kobani'ye kayıtsız kalan büyük ve güçlü bir devlete satmış biri olarak görülür. Büyük kentlerde yaşayan Kürt gençler oturup Kobani'nin düşmesini izlemeyecekler. Protestoların yaşanması kaçınılmaz çünkü bu etapta bu bir ölüm kalım meselesi. Uzmanlar Türkiye'nin IŞİD konusundaki tutumunu netleştirmemesi nedeniyle kongredeki birçok dostunu kaybettiği görüşünde. Kongre üyeleri adına konuşmak istemiyorum ancak Türkiye'nin IŞİD'e desteği konusunda değil de örgüte tavrına yönelik endişeler var. Zaten destek konusunda bir kanıt da yok. Zamanında örgütün güçlenmesine yönelik yeterli mücadele vermediler. Esad'ın devrilmesine öncelik verdiklerinden IŞİD'in oluşmasına göz yumdular. Kaçak petrol satışlarıyla bağlantılı olarak Amerika Türkiye'den daha fazlasının yapılmasını bekleyecektir ama sınırın uzun ve kolaylıkla giriş çıkış yapılan bir yer olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Sınırın iki tarafında da kentler ve kasabalar var. Bu durumu daha da zorlaştırıyor. Aileler sınır ötesinde uzun zamandır ticaret ve kaçakçılık yapıyor ve bu Suriye iç savaşından önce de yaşanıyordu. O nedenle bunlar bir gecede çözülebilecek sorunlar değil. Temsilciler Meclisi üyeleri Türkiye'nin bu konuda daha fazlasını yapması için baskı yapabilir. Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Harvard Üniversitesi'ne yaptığı konuşma sonrası özür dilemesine de değinen Michael Burr'a göre Biden hatalıydı. Ancak konuşma taraflar arasında uzun süredir devam eden diyaloğun bir göstergesi. Başkan Yardımcısının kamuoyu önünde konuşmaması gereken bir konuda konuştuğu kesin. Biden bu yorumla birlikte Amerika ve Türkiye arasında en azından bir buçuk yıldır devam eden bir diyalog olduğunu ortaya koydu. Amerika'nın bakış açısından şunu söyleyebilirim: Top şimdi Türkiye'nin yarısı arasında, Türk hükümeti konumunu netleştirmeli. Bunu Amerika'yı ya, ya da Avrupa'yı ya yatıştırmak için değil, bundan sonra izleyeceği politikanın yönünü netleştirmek ve kendi çıkarlarını gözetmek için yapması gerekiyor. Amerikalı yetkililer Türkiye'nin IŞİD'le mücadele için kurulan uluslararası koalisyonda alacağı rolün netleşmesi konusunda Washington ve Ankara arasındaki ikili temasların önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini vurguluyorlar. Ayrıca Washington'da son günlerde yapılan resmi açıklamalar Türkiye'nin tek başına kara operasyonuna girişme yönündeki isteksizliğini Amerika'nın olumlu karşıladığına işaret ediyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington Kobani'deki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Amerikalı yetkililer Kobani'nin düşmesi halinde yüzlerce sivilin katliama uğrayacağı uyarılarını sıkça ineliyor. Amerikan sesinden Henry Rijvel Kobani'nin stratejik önemini haberinde aktarıyor. Militanlar Cuma günü Kobani'nin içlerine doğru ilerleyişlerini sürdürdüler. Amerikan hava saldırıları Kürt savunmasına destek olsa da şehrin kısa bir zaman sonra IŞİD militanlarının eline geçeceği korkusu büyüyor. Katar'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü Başkanı Michael Stephens, Kürtlerin Kobani'yi bu derece korumak istemesinin güçlü nedenleri olduğunu savunuyor. Suriye'deki en büyük Kürt partisi olan PYD'nin lideri Kobani'de doğdu. Bu yüzden Kobani ile duygusal ve siyasi bir bağı var. Bu direniş aslında Kürtlerin fiili olarak kurdukları özel kantonları koruma kararlılıklarını IŞİD'e gösterme açısından büyük önem taşıyor. Londra'daki Regent Üniversitesi profesörü İbrahim Sirkeci'ye göre Kobani Kürtler için bir sınav niteliği taşıyor. Orada kendilerine yerel idareler kurdular. Bu özel yönetim adına örnek bir deneyim olacak. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, halen Kobani'de bulunan 700 sivilin yaşamının tehlike altında olduğu uyarısında bulundu. Türkiye'ye Kürt gönüllülerin Kobani'ye geçmelerine izin vermesi için çağrıda da bulundu. We would like to appeal. Biz kentin savunmasına kendi imkanlarıyla katkıda bulunmak isteyen Kürt gönüllülerin Kobani'ye ulaşabilmelerine kolaylık sağlaması için Türk makamlarına çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'de Kürtler Ankara'nın tutumuna öfkeli. Aynı zamanda Türk hükümetini IŞİD'e desteklemekle suçluyorlar. Türkiye'deki gösterilerde birçok insan hayatını kaybetti. PKK militanları 2012'de başlayan barış görüşmelerine kadar Türk güvenlik güçleriyle çatışma halindeydi. Profesör Sirkeci'ye göre Ankara Kürtleri güçlendirebilecek herhangi bir adımdan kaçınacaktır. If you PKK or fight ISIS today in Northern... Türkiye IŞİD'e karşı savaşırsa PKK'yı güçlendirmiş olacaktır ve bu durumda da PKK'nın elini barış görüşmelerinde güçlendirecektir. Michael Ankara'nın Batı müttefiklerinin Kürtlerle ilgili görüşlerine katılmadığını söylüyor. They have made Türklere göre hem IŞİD hem de Suriye'deki Kürt yönetimi Türkiye için kötü. Bu yüzden IŞİD'in kazanması kötünün iyisi olarak değerlendiriliyor. Ancak Stephens, Kobani'nin düşmesinin Türkiye için yararlı olmayacağı görüşünde. Uzun vadede bunun kötü bir politika olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriye'de Kürtlerin daha büyük ve daha iyi savunulan iki kantonu daha var. Ve bunlar ileride Türkiye'ye dost olacaklar mı? Kesinlikle hayır. Türkiye, Suriye'ye yapılacak herhangi bir müdahalenin NATO üyelerince yapılması ve Esad hükümetini de hedefleyen bir strateji içermesi gerektiğini söylüyor. Uzmanlar ise çatışmaların daha karmaşık hale geldiğini ve kolay bir cevabının olmadığı görüşünde birleşiyorlar. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'da sağlık yetkilileri geçen hafta Teksas eyaletinin Dallas kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Liberyalı Ebola hastası Thomas Eric Duncan'a bakan hemşirelerden birinin de Ebola'ya yakalanması üzerine alarma geçti. Yetkililer şimdi Ebola virüsünün tespit ve tecridine ilişkin kural ve uygulamaları yeniden gözden geçiriyor. 20'li yaşlarında olduğu bildirilen Dallas'taki hemşirenin evi özel ekiplerce dezenfekte edildi. Ancak hemşirenin komşuları hala kaygılı. Ebola virüsünün bulaşmasını engelleme amacıyla kullanılan özel koruyucu kıyafetlerin ve hastanede uygulanan kapsamlı kuralların işe yaramadığına ilişkin birçok soru işareti gündemde. Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Thomas Frieden bu konuda şunları söylüyor. Bazı kuralların ihlal edildiği görülüyor. Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizden biliyoruz ki, sağlık görevlilerinin hayatını tehlikeye atmadan da ebolalı hastalara bakmak mümkün. Ancak en ufak hatanın virüsün bulaşmasına yol açacağını da biliyoruz. Amerikan Hemşireler Birliği de durumdan şikayetçi. Birlik yetkilisi Cathy Romer'a göre hemşirelere kendilerini korumaları için yeterince bilgi verilmiyor. Hemşireler Ebola bulaştığı zaman kuralları ihlal etmekle suçlanıyor. Bu yaklaşım işe yarayamaz. Amerika'da bazı büyük havalimanlarında Afrika'dan gelen yolculara yapılan sağlık taramaları artırıldı. Bunun yeterli olmayacağını söyleyen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael McAuliffe'a göre bazı Afrika ülkelerine verilen vizelerin dondurulması gündeme gelebilir. Amerikan kamuoyu haklı olarak kaygılı. Korkuyorlar çünkü Ebola virüsü görünmez bir tehdit. Kıyılarımızdan yalnızca bir uçuş mesafesi uzaklığında. Korku, Ebola vakalarının görüldüğü ülkelerin sınırlarını aşmış durumda. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da bu kaygıyı dile getirenler arasında. Bu küresel bir salgın. Sınırlarımızı korumanın yanı sıra başka ülkelerle de işbirliği içindeyiz. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Ian Smith'e göre yaşanan panik ve korku oldukça yersiz. Fear. Korku tüm dünyada ebola virüsünden çok daha hızlı yayılıyor. Öte yandan Rus sağlık yetkililerinin ebola için ürettikleri aşıların test aşamasına hazır olduğunu bildirmesi yaşanan panik havasını biraz da olsa dağıtmaya yetti. Melek Çağlar, Amerika'nın sesi Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimizi internette amerikaninsesi.com adresinde bulabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar.